Bu parçadan iki paragraf oluşturulursa ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? İkinci paragraf cümlesi konunun farklı bir yönüne geçildiği anda başlar. Yani paragrafımız konunun bir yönünü anlatıyordur. Birdenbire konunun farklı yönüne geçer. İşte orada ikinci paragraf başlar. 1. Rosa canina yani bildiğimiz adıyla kuşburnu meyvesi Anadolu'da asırlardır sağlığın korunması ve tedavisinde kullanılan bir bitki. Bir bitkiden bahsediyor. O da kuşburnu meyvesi. Konumuz bu. 2. Kaynatılıp marmelat ve pestili yapılan meyve suyu ya da çayı içilen kuşburnu meyvesi C vitamini bakımından en zengin kaynaklardan biridir. Hala kuşburnu meyvesinden bahsediyor ve C vitamini bakımından ne kadar zengin olduğunu söyledi. C vitamini bakımından zengin. 3. Aynı zamanda kuşburnu C vitamini ve fenolik bitki özelliklerini veren bileşenleri nedeniyle kuvvetli bir antioksidan. Hala kuşburnundan bahsediyor. C vitamini bakımından zengin olduğunu, antioksidan olduğunu söylüyor. Ama merkezde ne var? hala kuşburnu var. 4. Kuşburnunun C vitamininden azami düzeyde yararlanmak istiyorsanız tam kurutulmuş halini tercih edin. İşte burada konu değişti. Kuşburnunun C vitamininden yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? Tam kurutulmuş halini tercih edin. C vitamininden en üst düzeyde yararlanmak için. Bundan sonra eğer ikinci paragraf buradan başlıyorsa bundan sonra C vitamininden üst düzeyde yararlanmak için neler yapılması gerekiyor ondan bahsetmesi lazım. 5. Çünkü tam kurutulmuş meyveler yarı kurutulmuş meyvelere oranla daha yüksek C vitamini içeriyor. Bakın artık C vitamini içeriği nasıl yükseltilir ondan bahsetmeye başladı. 6 yani kuş burnunu ne kadar ince parçalarsanız çay içine o kadar yüksek miktarda C vitamini geçer. Yine kuş burnunu ne kadar bölersen parçalarsan C vitamini daha çok çıkar onu anlatıyor. Demek ki dördüncü cümleden itibaren ikinci paragrafa geçti. Çünkü konu kuşburnuyken birdenbire C vitamini oranını arttırmaya geçti. O yüzden cevap C. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bu tarz soruları çözerken ilk cümleyi önce bulmamız gerekiyor. 1- bir, bir gün içlerinden birine nasılsa dikkatinizin takılacağı tutar. İçlerinden biri dediğine göre bu ilk cümle olamaz. Çünkü bir şeyden bahsediyor. 2. Dudaklar oynar, bakışlara bir derinlik, arkanızı verdiğiniz bahar dallarının çiçeklerine koku gelir. Bu da havada kalıyor çünkü cümlede bir anlam bütünlüğü olmuyor. O yüzden bu da ilk cümle değil. 3. Her zaman karşınızda durduğu halde hiç bakmamış olduğunuz resimler vardır. Bakın gayet güzel bir yargı cümlesi. Bundan sonra bu cümleyi açıp genişletebilir. O zaman birinci cümlemiz bu. Şimdi anlam bütünlüğüne göre sırasıyla diğer cümleleri getireceğiz. Ben okumaya devam edeyim. 4. Yanaşırsınız eski bir hatıranın üstünden bir sis çözülür gibi olur. 5. Sonra bir zincirin halkaları gibi peş peşe dökülmeye başlar anılar. Zaten bu sonradan dolayı yanaşırsınız neye yanaşırsınız bunların birinci cümle olmayacağı belliymiş. Şimdi sırasıyla ikinci cümleye şurayı... Üçüncü cümleyi de şuraya getirelim. Ben okuyacağım birazdan anlamlı bütün bir nasıl oluyor göreceğiz hep birlikte. Her zaman karşınızda durduğu halde hiç bakmamış olduğunuz resimler vardır. Bir gün içlerinden birine nasılsa dikkatinizin takılacağı tutar. Yanaşırsınız eski bir hatıranın üstünden bir sis çözülür gibi olur. Dudaklar oynar, bakışlara bir derinlik, arkanızı verdiğiniz bahar dallarının çiçeklerine koku gelir. Sonra bir zincirin halkaları gibi peş peşe dökülmeye başlar anılar. Bakın anlamlı bir bütün oluşturdu. O yüzden cevap A her zaman önce ilk cümle bulunuyor. Sonra da arkasından anlam bütünlüğü içinde diğer cümleler yerleştiriliyor. Yerleştirirken zaten her cümle bir ipucu bırakır gerisinde. Bunu hep söylüyorum. Bakın mesela birinci cümleden sonra ne demişti? Resimler vardır. Karşınızda durduğu halde hiç bakmamış gibi olduğunuz resimler vardır. Bir gün içlerinden birine yani bu resimlerden birinin içine dedi. Buradan anlam bütünlüğünü anladık. Nasılsa dikkatinizin takılacağı tutar. Dikkatimiz takıldı. bu defa ne yaptık? Yanaştık. Yanaşırsanız eski bir hatıranın üstünden bir sis çözülür gibi olur dedi. Sis çözülünce dudaklar oynar, bakışlara bir derinlik, arkanızı verdiğiniz bahar dallarının çiçeklerine koku gelir. En sonda bir zincirin halkaları gibi peş peşe anılar dökülmeye başlar dedi. Cevap A. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bu kentlerde dolaşırken kendinizi geçmiş çağların, geçmiş uygarlıkların içinde buluyorsunuz. Bunu sağlayan sadece geçmişin sembolü olan bir çeşme, bir kale burcu, uzayıp giden bir sur değil. Bunların insanın zihninde uyandırdığı çağrışım da etkili oluyor. Arkadaşlar bu tarz soruları çözerken boşluktan sonraki ilk cümleye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya uyması gerekiyor. A. İçinden nehir geçen kentleri çok severim. Şimdi bakalım içinden nehir geçen kentler. Bu kentlerde dolaşırken kendinizi geçmiş çağların geçmiş uygarlıkların içinde buluyorsunuz olabilir mi? Nehirle ne alakası var? Geçmiş çağların. O yüzden bu olmaz. B. Tarih bulunduğu yere değer katan kültürel bir mirastır. Bu cümlenin konusu da tarih. Burada tarihten bahsetmedi ki bu kentlerde dedi. Yani benim şıklarımın içinde kent ve geçmiş çağlar olmak zorunda. Bu da gider. C. Uluslar geçmiş değerlerine sahip çıkmalıdır. Var mı söylediklerim yok? D. Bazı kentler hala tarihin gizemini taşıyor. Şimdi bakalım. Bazı kentler anahtar kelimemin ilki geldi. Tarihin gizemi, geçmiş çağlar, tarih yani geldi bence ama bakalım diğer şıklara da. Bir kentin mimari yapısı o kentin yerleşimini belirler. Ne alaka mimari yapı? Cevabımız geldi bile. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz? İlk cümlesi olması için kendinden önceki bir cümle varmış duygusu vermemesi lazım. Bunu da nereden anlarız? Bazı ekler, bazı kelimeler olur. işaret eder. Mesela bu der, oysa der, çünkü der, ama der. Biz anlarız ki bu giriş cümlesi olamaz. A. Kimse kimsenin kafasını açıp ne düşündüğünü bilemediği için düşünce soyuttur. Bakın gayet güzel bir yargı cümlesi. Kendisinden önceki cümleye bağlı olduğunu gösteren herhangi bir kelime ya da ek yok. Buradan güzel bir giriş cümlesi olur. O yüzden bu gider. B. Dünyada bu tür hastaların ihtiyacına cevap verebilecek sayıda bağış olmaması önemli bir sorun geldi bile. Bu tür hastalar bu tür dediğine göre buradaki bu daha önceki bir cümle olduğunu gösteriyor. Ona işaret ediyor. Cevabımız bu. Diğerlerini de hızlıca okuyayım. C. Genç adamın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve hafif bir kırmızılık vardı. Bir hikaye böyle başlayıp devam edebilir. D. Bir yerde yaşamayı sevmek için orada mutlaka o yaşamı paylaşabileceğimiz insanlar olmalıdır olacak. Burada bir yanlışlık olmuş galiba. Düzeltelim bunu. Olmalıdır şeklinde olacak. Bu da olur. Gayet güzel bir giriş cümlesi olur. E. Güzel, ustaca yazı yazmak herkesin harcı değildir elbette. Bu da olmaz. O yüzden cevabımız B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre oralarda ne roman için yazılmış kesin bir tanım bulabilirsiniz ne de konulmuş belli sınırları vardır. Bize bir ipucu vermiş. Oralarda dediği bir yer, bir şeyden bahsediyor. Bakalım neymiş o? Ne kesin bir tanım bulabilirmişiz romanla ilgili ne de konulmuş belli sınırlar varmış yine romanla ilgili. Bunu bakalım hangisinden sonra getirmeliymişiz? 1. Edebi türler içinde en haşarı, en belirsiz ve en tanımsız olanı romandır. O sınır tanımaz, konulmuş kuralları kabullenmez. 2. Tam ifadesiyle o her zaman alır başını gider. Bu hem yazarların çalışmaları sırasında böyledir hem de kuramı üzerine çalışılırken böyledir. 3. Bunu anlamak için roman teorisi üzerine yazılmış kitaplara bir göz atmak yeterlidir. Oralarda göz attığımızda yani oralarda ne roman için yazılmış kesin bir tanım bulabilirsiniz. Ne de konulmuş belli sınırlar vardır. Göz atmalısınız dedi ya bu bana ipucu verdi. Göz attıktan sonra da oralarda ne şunu ne de şunu bulamazsınız dedi. Cevabımız geldi aslında. Devam edelim okuyarak. Bazı nitelikler üstünde durulur ama onları sınırlamak mümkün değildir. 5. Bazı eserlerde yakalanan nitelikler başka eserlerde ya yoktur varsa da yansışı çok farklıdır. O zaman 3. cümleden sonra getirdim cevap C. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanat eseri nedir diye soranlara nokta nokta demeli. Duvara astığımız resme her gün bakıyoruz. Bir ezgiyi ikide bir yeniden dinliyoruz, bıkmıyoruz, usanmıyoruz onlardan. Okuduğumuz romandan, şiirden de bıkmamalıyız. Merakla okuduğumuz bir hikayeyi bir daha okuyamazsanız, okumak arzusunu duymazsanız, ondan aldığınız zevk bilin ki sanat zevki değildir. Yahut sanat zevkini tadabilecek insanlardan değilsiniz. A. işe yaramayan bir paylaşımdır. Bu olmaz. Sanat eseri nedir diyenlere işe yaramayan bir paylaşımdır denir mi? bundan bahsetmiyor. Zaten sonraki cümleler hiç bu cümleye işaret etmiyor. Bu gitti. Kişiyi bıktırmayan şeydir. Tam da geldi değil mi? Dedi ki usanmıyorsak, bıkmıyorsak, okumaya devam ediyorsak işte o sanat eseridir. Zaten devamında dikkat ettiniz mi? Hep usanmamak, bıkmamak hep bunlar geldi. Bu kelimeler bize aslında... Hangi şıkkı seçmemiz gerektiğini işaret etti. Hep aynı kelimeleri kullandı. Cevap da bu aslında. C. Sanatçının kendisidir değil de alıcısına farklılık getirendir. Bundan bahsetmiyor. E insana yenilik kazandıran üretimdir. Cevabımız B. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında cümlelerden hangisi sonuncu olur? Önce giriş cümlesi yani ilk cümleyi bulacağız. Bunu bulurken de kendinden önceki cümleye bağlı olduğunu gösteren herhangi bir kelime ya da ek taşımayan cümle seçeceğiz. 1. Bugünlüğe bu giriş cümlesi olmaz budan dolayı çünkü daha önceki bir şey işaret ediyor. 2 bu tür yine buğdan dolayı olmaz. 3 bu türdendir diyor yine bu var bu da olmaz. 5'te bugünlükler derken gene bu her zaman bu olmaz burada tesadüfen bu denk geldi. bazen da ile yapabilir, bazen oysa ile yapabilir. Yani biz e, giriş cümlesi olan cümleden şöyle bir özellik arıyoruz yargı bildirecek bir giriş cümlesi olmaya uygun cümlede yargı olur. Sonra o yargı geliştirilir. Dörtteki gibi bakın dörtte ne diyor? Bazı edebiyatçılar yeni bir kitap yazmaya başlayacakları zaman bir taraftan da günlük tutmaya başlarlar. Bu cümleyi ilk cümle olarak alırsın sonra bunu geliştirirsin. Sonra birinci cümleyi okuyalım ardından ben yapayım sonra okuduğumuzda göreceksiniz. Bunları neye göre yapıyorum? Bunları anlam bütünlüğüne göre. Şimdi bakın, bazı edebiyatçılar yeni bir kitap yazmaya başlayacakları zaman bir taraftan da günlük tutmaya başlar. Bu günlüğe söz konusu kitabı yazarken ne tür güçlüklerle karşılaştıklarını, bu süreçte nelere tanık olduklarını günü gününe not ederler. Önce ne dedi? Günlük tutmaya başlarlar dedi. Hemen devamından bu günlüğe şunları not ederler dedi. Bu günlükler çoğunlukla edebiyat günlüğü ismiyle anılır dedi. Bu tür günlüklerde kitabın yeni bir kitap oluşturma fikrinden tamamlanmış bir metni nasıl dönüştüğünün öyküsü anlatılır. Andrejit'in kalpazanları Thomas Mann'ın Doktor Faustus'u yazarken tuttukları günlükler bu türlerdendir diyerek örnek verip bitirdi. Yani sonuncu cümlemiz hangisi oldu? Üçüncü cümle cevap C. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gerçekten de tembel insanın paslanmış demirden farkı yoktur. Bizim zekadan çok çalışmaya gereksinimimiz var. Çünkü çalışmakla her engel aşılabilir. Bunun yanında taklit yaratış gücünü kişiliği engelleyen bir durumdur. İnsan ancak kendi yetenekleriyle değerlendirilebilir. A çalışmak kişisel yeteneklerin ortaya çıkmasını tetikler. Boşluk doldurma başta olduğu zaman bize ilk cümle ipucu verir. Her zaman buna uyumlu cümle ararız. Çalışmak kişisel yeteneklerin ortaya çıkmasını tetikler. Bununla ilgili değil. Bakın burada ne var? Tembel insan paslanır dedi. Bununla ilgili bir şey arayacağız. A olmaz. B. Zeka kişinin bütün sorunlarını gidermede kullandığı bir araçtır. Zekadan bahsetmiyor. Tembellik, çalışkanlık ondan bahsediyor. C. işleyen demir ışıldar derler. İşte geldi. İşleyen demir yani tembel olmayan paslanmaz yani ışıldar cevap geldi bile. D. Tembel insan başkalarına muhtaç olan insandır. Evet tembel var ama başkalarına muhtaç olmak yok. Konunun ana fikri farklı. Burada ne demişti? tembel insan paslanmış demir gibidir dedi. Onunla ilgili bir şey bulacaktık. E çalışmakla bütün işler halledilir. Bundan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız C. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf hangisiyle başlar? İkinci paragrafa geçme cümlesini şuradan anlarız. Daha önce de söylemiştim. Konunun farklı bir yönüne geçtiği anda ikinci paragrafa geçiyordur. 1. yaptığım çeviriyle ödül kazandığım haberini duyunca gerçekten çok sevindim. Burada çeviriyle ödül kazandığından bahsetmiş. Konu bu yani. 2. bunca emek verdiğim, dizelerdeki vuruş sayısını bile hesapladığım bir çeviri ödül kazanmıştı ne de olsa. Yine çevirinin ödül kazanması konusu devam ediyor. 3. üstelik hak ettiğimden eminim. Niye yalan söylemeli? Neyi hak ettiğinden emin? Çeviriyle ödül kazanması yine aynı konu devam ediyor. Dört yargılara, övgülere, ödüllere hep kuşkuyla baktığım için tam anlamıyla sevinemedim yine de. Yine ödül, yine kendi çevirisi, kendi meselesi, kendi konusundan bahsetmeye devam ediyor hala. Derken evden ayrılma, yolculuğa çıkma isteği bastırdı. Bir eteğin kopmuş bir düğmesi, ütülenmemiş bir bluz, yanıma en az kaç kalem eşya alabilirim sorusu. Bakın dikkat ettiniz mi? Şurada artık çeviriden ödül almak konusu gitti, kapandı. Konu nereye geldi? Evden ayrılma, yolculuğa çıkma isteğine geldi. Yani şurada birdenbire konu değişti. İkinci paragrafa burada geçilecek. Arkasındaki cümlede de gene evden ayrılma, yolculuk konusu. Bakın, yanıma birkaç eşya aldım dedi. 8. Ertelediği, sürüncemede bıraktığı işleri ancak yolculuğa çıkarken kavrayabiliyor insan yine yolculuk. Yani şuradan itibaren yolculuk konusuna geldi, ondan önce çeviriden aldığı ödül. Yani cevap D. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Bu tür sorularda önce ilk cümleyi yani giriş cümlesini buluyorduk. Giriş cümlesi de daha önceki cümlelere bağlı olduğunu gösteren herhangi bir kelime ya da ek taşımayan cümle. 1 bu masallar bu olmaz bu'dan dolayı 2 bu masallardan bu da olmaz giriş cümlesi bu ikisi gitti 3 halk masalları halk arasında anlatılmaya başlamış ve zamanla geliştirilmiş masallardır bu olur işte çünkü yargı bildiriyor 4 bunlardan bazıları bu olmazdı zaten bu tür masallar bu'dan dolayı olmazdı birinci cümlemiz hangisi 3 onu yazdık şimdi anlamlı bütün oluşturacak şekilde diğerlerini sıralayacağız bu tür masallarda insan ilişkilerine değinildiği, çok değişik insan tiplerinin canlandırıldığı ve insanların başlarından geçen serüvenlerin anlatıldığı görülür. İkinci cümlemiz 5. Bunlardan bazıları çocukların karşılaştığı güçlükler, üvey anne kıskançlıkları, aile üyelerinin birbirlerine karşı özverileri, anne baba kardeş sevgisi gibi konulardır. Üçüncü cümlemiz de bu. Bu masalların bir başka özelliği de evrensel nitelik taşıyan sorunları ele almalarıdır. İkinci cümlemiz de çıktı. Bu masallar sonradan bir takım meraklı araştırmacılar tarafından yazıya geçirilmiştir. Ve son cümlemiz de bir. Sorumuz baştan ikinciyi sormuştu. Yani cevap E. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Roman bir toplumun nabzını tutan, onun ruhunu, gelişmesini ve kalp atışlarını ölçen karmaşık edebi bir türdür. Bu ilgileri ortaya koymadan Türk romanını da anlayabilmek ve değerlendirebilmek mümkün değildir. Çünkü kalitesi ne olursa olsun romanlarımızın büyük bir kısmı yakın tarihimizdeki olaylarla çok yönlü olarak doğrudan ilgilidir. Boşluğumuz sonda olduğuna göre özellikle şu son cümle bize hangi şıkkı seçeceğimiz hakkında ipucu verecek. Bir daha bakalım o son cümlemize. Kalitesi ne olursa olsun romanlarımızın büyük bir kısmı yakın tarihimizdeki olaylarla çok yönlü olarak ilgilidir. Yakın tarih bizim için anahtar kelime. A. Romanlarımızın oluştuğu zemini bu yakın tarihimizin birikimleri oluşturmaktadır. Geldi bile bakın yakın tarih dedim. Burada olaylar çok yönlü olarak değerlendirilmelidir. Yakın tarihin birikimleri yani olaylar cevap geldi bile. Diğerlerine bakalım neden olmaz. B. Romanların toplumsal gelişmelere yaptığı katkılar toplumsal yaşamı da etkilemektedir. Hiç burada toplumsal yaşamdan bahsetmedi. O yüzden bu gider. C. Romanlar ait oldukları toplumların özelliklerini yansıtarak onları tanımamızı sağlar. Toplum özellikleri diye bir şey hiç geçmedi. Bu da gitti. D. Bizim edebiyatımız tarihten aldığı konularla kendini okur bulmuş romanlarla doludur. Bakın burada tarih var. Tarih kelimesi geçiyor. Bu çeldirici şık. Fakat burada ne dedi? Yakın tarihteki olaylar. D. Şıkkı ne diyor? Tarihten aldığı konularla kendini okur bulur. Hiç okurdan bahsetmiyor. O yüzden bu da olmaz. E tarihsel olayları konu alan romanlar kuru tarihi bilgilerle yetinmemelidir. Tarihsel olaylar var. Evet, yakın tarih değil zaten de gene de tarihsel olaylar var ama burada bahsettiği bu romanlar kuru tarihi bilgilerle yetinmemelidir dedi. Konumuz kuru tarihi bilgiler falan değil. Konumuz yakın tarihimizdeki olayların romanlarda anlatıldığı. O yüzden cevabımız A. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bazı yayın evlerinin ve yayıncıların kitap konusunda değişik ölçüleri ve ayrı bir çevreleri olduğu doğrudur. Bunlar yayınlayacakları eseri neye göre belirler, bu seçimde neyi kendilerine hedef alırlar bilinmez. Hatta bu yayıncılar kim zaman kötü edebiyatı finanse eder. Bunu anlamak hala hiç mümkün değildir. Ama bu akış içerisinde güçlü sanatçının kendine er geç yol açabileceği de bir gerçektir. Kötü para iyi parayı kovar. Gresham kanununun bir sınırı var bu arada. A. Bu işleyişin tek ve gerçek sorumlusu yayıncılardır. B. Böylece kötü edebiyat alıp başını gider. C. iyi edebiyatın yok olmasında okurun payını da yatsımamak gerekir. D. Gerçek edebiyat yapıtlarının giderek azaldığını görmek insanı üzüyor. E. Kötü edebiyat iyi edebiyatı kovabilir ama bir süre için. Burada ne demişti bize? Gresham kanunu var. Bize bir kanun söylemesi lazım. E'de de diyor ki kötü edebiyat iyi edebiyatı kovabilir ama bir süre için. Ondan önce çünkü şöyle bir cümle vardı. Kötü para iyi parayı kovar. Fakat bir sınırı var dedi ya bir sınır var deyince şu cümlenin aksi bir şey söylemesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız E. Yani boşluktan önceki kısım bize aslında ne söyleyeceği ile ilgili ipucu verdi. Önce dedi ki kötü para iyi parayı kovar ama bir sınır var dedi. O sınırda ne? Bir süre için. Bize buraya yönlendirdi zaten. O yüzden cevap E.